ufak çaplı, hatta bazen çok büyük yangınlar yaşandı. Hiçbir önlem alınmadı. Hala daha uçaklar tartışılıyor. TYK'nın uçakları tartışılıyor. Ben böyle girelim istiyorum. Sonra Saadet Partisi'ne gireceğiz. Siz bu görüntüleri izlerken ne düşünüyorsunuz? Bu ihmalleri nasıl değerlendiriyorsunuz? İpek Hanım, yangın kelimesi kanaatimce meramımızı anlatmaya yetmiyor. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ülkemiz için, milletimiz için, o felakete maruz kalan kardeşlerimiz, vatandaşlarımız için çok çok geçmiş olsun. Gerçekten ben akşam izlerken gözyaşlarımı tutamadım. Bağrımı dövmeye başlamışım farkında olmadan. Gerçekten bir felaket. Allah düşmanlarımızın başına da vermesin böyle bir felaketi. Hiç kimseye göstermesin. Efendim, düşmanlarımızın başına geliyor bu arada. Herkesin başına geliyor aslında. Ama herkes bir şekilde önlemini alıyor. Türkiye hiçbir şekilde önlemini almıyor. Bu önlem almama konusunda ne diyorsunuz? Siz çok deneyimli bir siyasetçisiniz. Bu kadar vurdum duymazlığa ne diyorsunuz? Yetkili ben olsam bu hava kurumuyla ilgili olarak, ilgili bakanlarla ilgili olarak derhal kapıya bırakırım onları. Derhal bu uçaklar, Türk Hava Kurumu'nun bu uçakları bugün devreye girmeyecekse ne zaman girecek? Onun başındaki idareciler bugün harekete geçmeyecekse ne zaman harekete geçecek? Evet. Yani bu bir bakıma bir ülkenin düşmanına saldırırsa ondan sonra ordu temin ederiz demesi gibi bir şey bu. Böyle bir şey mi olur? Olacak şey değil. Olacak şey değil. Olacak şey değil. Evet. Sayın Kamalak, bir de siyaset tarafında hep yangın var diyoruz. Bilmiyorum katılır mısınız? Özellikle sizin partiniz, eski genel başkanı olduğunuz, şimdi YÜK üyesi olduğunuz partiniz, Saadet Partisi çok tartışılmaya, çok konuşulmaya başlandı. Yetkili ağızlardan birisiniz, partiyi çok iyi tanıyorsunuz, hayatınız orada geçti. Size sormak istiyorum. Oğuzhan Asiltürk şöyle diyor, milli görüş toplumunun hizmetini yüklenme görevi Erbakan hocamızdan sonra bana teklif edildiğinde bu görevi bir şartla kabul edeceğimi söyledim. Şu anda ekranlarda Sayın Asiltürk'ün gazeteye yazdığı yazıdan bazı bölümler görüyorsunuz. Şartı şu, sizden inançlarımıza uygun bir şey yapmanızı istersem itaat edeceğinize söz veriyor musunuz dedim. Bu talebime yanıt olarak o toplantıya katılanların tamamı evet, sen bizden zaten yapmak zorunda olduğumuz şeyi istiyorsun, kabul ediyoruz dediler. Yazıda başka bölümler de var dikkatinize sunmak istediğim, altını çizdiğim. Fakat buradan başlamak istiyorum. Sizin böyle bir konuşmadan haberiniz var mıydı Sayın Kamalak? Yani itaat sözü verildi mi Sayın Asiltürk'e? Hayır, hayır. Şimdi itaat sözü, bakın her şeyden önce böyle mutlak manada bir itaat sözü vermek aklı selim insana asla yakışmaz. Beynini oraya teslim edecek demektir. Sonra bizim geleneklerimizde, inanç yapımızda misalen ikinci halife Hazreti Ömer zamanında benzer bir tartışma yaşanmış. Diyorlar ki dinleyenler, efendim bu söz, bu davranış şeriata aykırı düşer denildiğinde, şeriata aykırı davransam ne yaparsınız diye soruyor halife Ömer radıyallahu anh. Diyor ki, seni kılıçlarımızla doğrulturuz. Bakın, seni eğer hukuka, şeriata aykırı davranacak olursan seni kılıçlarımızla doğrulturuz. Emir-i Müminine tebaası öyle söylüyor. Şimdi sayın büyüğümüze efendim bu toplantı ne zaman yapılmış onu bilmiyorum. Bunu sormak isterim. Yani kimler söz vermiş? Bunu da bilmek isteriz. Diyor ki mesela o... Efendim araya girip şunu sormak istiyorum. Arada kaybolmasın. Bilmek isterdik. Sayın büyüğümüze sormak isterdik diyorsunuz. Bu kadar uzak mısınız birbirinize? Soramıyor musunuz? Aynı binadasınız. Efendim, aynı parti içindesiniz. Efendim dediğiniz doğru. Bu bağlamda yine ben şunu ifade edeyim. Mesela sayın büyüğümüz diyor ki Erbakan hocamız önemli toplantılara
Genel İdare Kurulu'yla birlikte bütün milli görüş teşkilatlarını da çağırırdı diyor. Demek ki böylesine geniş bir toplantıda bu konuşmayı yapmış olmalı. Evet. Ama yok böyle. Şimdi Erbakan hocamız milli görüş lideri olarak Genel İdare Kurulu'nun yanı sıra bütün parti teşkilatlarını çağırdığına göre kendisinin de böylesine önemli bir açıklama yapmadan önce parti teşkilatlarını bütünüyle bir araya getirip oradan görüş alması lazımdı. Böyle bir toplantı yapılmadı. Yapamıyoruz da. 7-8 ay oldu. 7-8 ay oldu. Sayın büyüğümüzle bir araya gelmemiz, Yüksek İstişare Kurulu'nun toplanması. Ben oradaki bir araya geldiğimiz zamanki konuşmalarımda çatal kazık yere geçmez. İki başlılık partimize zarar veriyor. Bu iki başlıktan vazgeçmemiz lazım biçimindeki konuşmalarımdan herhalde rahatsız olmuş olmalı ki Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olarak 7-8 aydan bu yana bu kurul bir araya gelemedi. Yani bu sadece sizin konuşmalarınızdan rahatsız olduğu için mi, yoksa hani aklıma şey geliyor, pandemiden dolayı mı toplanamadınız, ama bu süre içerisinde Sayın Asil Türk birkaç kez Sayın Cumhurbaşkanı ile bir araya da geldi değil mi? Bu da olamaz yani. Doğru. Efendim pandemi döneminde de yani 3-5 kişi bir araya geliyor, toplantı yasak diye bir şey yok, biz zaten 5 kişi kalmıştık Yüksek İstişare Kurulu olarak. Yani o dönemlerde de yani 7-8 ay öncesi bir araya geldiklerimiz oluyordu. Ama neticede işte bu konuyu ben dile getirdim. Çatal kazık yere geçmez. Geçmemesi lazım. Ben sizin vasıtanızla da tüm teşkilat mensuplarımıza şu mesajı vermek isterim. Saadet Partisi'nin hiç şüphesiz ki en büyük rakibi, en güçlü rakibi AK Parti'dir. AK Parti genel başkanının elini güçlendirmek için, daha da güçlendirebilmek için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cumhurbaşkanını AK Parti'nin emrine verdi. Örtülü ödeneğiyle, kurumlarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cumhurbaşkanı şu an AK Parti Genel Başkanı'nın emrinde. Şimdi en güçlü rakip kendisini devlet gücüyle takviye ederken ben buradan gönüldaşlarımıza, milli görüş erlerine, Saadet Partisi mensuplarına sesleniyorum. Diyorum ki rakibimiz böylesine elini güçlendirirken bizim Saadet Partisi olarak Genel Başkan'ın yetkilerini alıp sorumluluğu olmayan birisine devretmemiz akılla, mantıkla, kanunla, siyasetle bağdaşabilir mi? Hayır diyorum ben. Yapılması gereken şey, iki kurul varsa bu iki kurul